Hatime Gayet ehemmiyetli bir nükteyi icaziyeye dair birden ihtiyarsız, maripten sonra kalbe ihtar edilen ve sure-i kul euzu bi rabbil felakın zahir bir mucizeyi i gaybiyesini gösteren uzun bir hakikata kısa bir işarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsikın ve kab ve min şerrin nefâthâti fil ugat ve min şerrin hasidenize hased. İşte yalnız manayı işari ciyetinde bu sureyi azime -i harika. Kainatta Adem alemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insi ve cinni şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz. Peygamberimize ve ümmetine emrederek her asra baktığı gibi manayı işaretiyle bu acip asrımıza daha ziyade belki zahir bir tarzda bakar. Kur'an'ın hizmetkarlarını istiazeye davet eder. Bu mucize-i gaybiye beş işaretle kısaca beyan edilecek. Şöyle ki, Bu surenin her bir ayetinin manaları çoktur. Yalnız manayı işare ile beş cümlesinde dört defa şer kelimesini tekrar etmek ve kuvvetli münasebeti i maneviye ile beraber dört tarzda bu asrın emsalsiz, dört dehşetli ve fırtınalı maddi ve manevi şerlerine ve inkılaplarına ve mübarezelerine aynı tarihiyle parmak basmak ve manen bunlardan çekininiz emretmek, elbette Kur'an'ın icazına yakışır bir irşadı gaybiyedir. Mesela başta, قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ cümlesi, 1352 veya 4 tarihine hesabı ebcedi ve ile tevafuk edip, nevi beşerde en geniş hırs ve hasetle ve birinci harbin sebebiyle vukua gelmeye hazırlanan ikinci harbi umumiye işaret eder. Ve ümmeti Muhammediye aleyhissalatu vesselam manen der. Bu harbe girmeyiniz ve Rabbinize iltica ediniz. Ve bir manay remziyle Kur'an'ın hizmetkarlarından olan Risale-i Nur şakirtlerine hususi bir iltifat ile onların Eskişehir Rabbisinden, dehşetli bir şerden aynı tarihiyle kurtulmalarına ve haklarındaki imha planının akim bırakılmasına remzen haber verir. Manen istiaze ediniz emreder gibi bir remiz verir. Hem mesela min ma halak cümlesi şedde sayılmaz 1361 ederek bu emsalsiz harbin merhametsiz ve zalimane tahribatına Rumi ve Hicri tarihiyle parmak bastığı gibi aynı zamanda bütün kuvvetleriyle Kur'an'ın hizmetine çalışan nur şakirtlerinin geniş bir imha planından ve elim ve dehşetli bir beladan ve denizli hapsinden kurtulmalarına tevafukla bir manay remziyle onlara da bakar. Halkın şerrinden kendinizi koruyunuz gizli bir ima ile der. Hem mesela ennefâthâti fil ugat cümlesi şeddeler sayılmaz 1328 eğer şeddedeki lam sayılsa 1358 adediyle bu umumi harfleri yapan ecnebi gaddarların hırs ve hasetle bizdeki hürriyet inkılabının Kur'an lehindeki neticelerini bozmak fikriyle, tebeddülü saltanat ve Balkan ve İtalyan harpleri ve birinci harbi umuminin patlamasıyla maddi ve manevi şerlerini siyasi diplomatların radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine gizli planlarını telkin etmeleriyle, bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyane mahveden şerlerin vücuda gelmeye hazırlanmaları tarihine tevafuk ederek enneffâthâti fil ukadin tam manasına tetabuk eder. Hem mesela ve min şerr hasidin haset cümlesi şedde ve temin sayılmaz yine 1347 edip aynı tarihte ecnebi muahedelerin icbarıyla bu vatanda ehemmiyetli sarsıntılar ve felsefenin tahakkümüyle bu dindar millette ehemmiyetli tahavüller vücuda gelmesine ve aynı tarihte devletlerde ikinci harbi umumiyi ihzar eden dehşetli hasetler ve rekabetlerin çarpışmaları tarihine bu manayı ile tam tamına tevafuku ve manen tetabuku elbette bu kutsi surenin bir lemayı icazı gaybisidir. Bir iktar. Her bir ayetin müteaddit manaları vardır. Hem her bir mana küllidir. Her asırda ifradı bulunur. Bahsimizde bu asrımıza bakan yalnız manayı işareti tabakasıdır. Hem o külli manada asrımız bir ferttir. Fakat hususiyet kesbetmiş ki ona tarihiyle bakar. Ben dört senedir bu harbin ne safahatını ve ne de neticelerini ve ne de sulh olmuş olmamış bilmediğimden ve sormadığımdan bu kutsi surenin daha ne kadar bu asra ve bu harbe işareti var diye daha onun kapısını çalmadım.'' Yoksa bu hazinede daha çok esrar var olduğu Risale-i Nur'un eczalarında, hususan Rumuzat Semaniye Risalelerinde beyan ve ispat edildiğinden onlara havale edip kısa kesiyorum. Hatıra gelebilen bir sualin cevabıdır. Bu lemay icaziyede baştaki min şerr ma halakta hem min hem şerr kelimeleri hesaba girmesi ve ahirde ve min şerr hasidini da haset yalnız şerri kelimesi girmesi ve min girmemesi ve ve min şerrün nefesatı fil ugat ikisi de hesap edilmemesi gayet ince ve latif bir münasebete ima veremiz içindir. Çünkü halklarda şerden başka hayırlar da var. Hem bütün şer herkese gelmez. Buna remzen, baziyeti ifade eden min ve şerri girmişler. Hasit haset ettiği zaman bütün şerdir baziyete lüzum yoktur. Ve ennefesati fil ugat Remziyle, ile kendi menfaatleri için küre arza ateş atan üfleyicilerin ve sihirbaz o diplomatların tahribata ait bütün işleri aynı şerdir diye daha şer kelimesine lüzum kalmadı. Bu sureye ait bir nükte-i icaziyenin haşiyesidir. Nasıl bu sure beş cümlesinden dört cümlesiyle bu asrımızın dört büyük şerli inkılaplarına ve fırtınalarına manayı işariyle bakar? Aynen öyle de dört defa tekraren min şerri şedde sayılmaz kelimesiyle alemi İslamca en dehşetli olan Cengiz ve Hulagu fitnesinin ve Abbasi devletinin inkraz zamanının asrına dört defa manayı işariyle ve makamı cifriyle bakar ve parmak basar. Evet, şeddesiz şerri 500 eder. Min 90'dır. İstikbale bakan çok ayetler hem bu asrımıza hem o asırlara işaret etmeleri cihetinde istikbalden haber veren İmam Ali radıyallahu an ve Gavs-ı Azam Kudüs'e sırruhu dahi aynen hem bu asrımıza hem o asra bakıp haber vermişler. Gâsık'ın izâ ve gâb kelimeleri bu zamana değil. Belki Gâsık'ın 1161, ve izâ ve 810 ederek o zamanlarda ehemmiyetli maddi manevi şerlere işaret eder. Eğer beraber olsa miladi 1971 olur. O tarihte dehşetli bir şerden haber verir. 20 sene sonra şimdiki tohumların mahsulü ıslah olmazsa elbette tokatları dehşetli olacak. 11. meselenin haşiyesinin bir laikasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetül Kürsi'nin tetimmesi olan La ikraha fid dini kat tebeyyener rüşt minel gay 1350 Femen yekfur bit dağut 1928 veya 1929 Ve yu'min billahi fekad istemsek 946 Risale-i Nur ismine muvafık Bil urvetil vuska 1347 Lan fissame vallahu semiyun alim Allahu veliyyul lezine amenu. Eğer beraber olsa 1012, eğer beraber olmazsa 945 bir şedde sayılmaz. Yukhrijuhum minez zulumati ilen nur 1372 şeddesiz. Vellezine keferu evliya uhumud dagut 1417. Yukhrijunahum minen Nur ile zulumat 1338 şedde sayılmaz. Ula iki ashabunlar hum fiha halidun 1295 şedde sayılır da Risaletün Nur'un hem iki kere ismine hem sureti mücahadesine hem tahakkukuna ve telif ve tekemmül zamanına tam tamına tevafukuyla beraber ehli küfrün 1293 harbiyle alem İslam'ın nurunu söndürmeye çalışması tarihine ve birinci harbi umumiden istifadeyle 1338'de bil fiil nurdan zulmata atmak için yapılan dehşetli muahedeler tarihine tam tamına tevafuku ve içinde mükerreren nur ve zulmat karşılaştırılması ve bu mücadele maneviyede Kur'an'ın nurundan gelen bir nur, ehli imana bir noktayı istinad olacağını manayı işariyle haber veriyor diye kalbime ihtar edildi. Ben de mecbur oldum yazdım sonra baktım ki manasının münasebeti bu asrımıza o kadar kuvvetlidir ki hiç tevafuk emaresi olmasa da yine bu ayetler her asra baktığı gibi manayı işariyle bizimle de konuşuyor kanaatım geldi. Evet evvela başta la ikraha fi'd-dinin kad tebeyyana cümlesi makamı cifri ve evcedi ile 1350 tarihine parmak basar ve manayı işariyle der. Gerçi o tarihte dini dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahide-i diniyeye ve din için silahla cihada muarız olan hürriyet vicdan, hükümetlerde bir kanun esası, bir düsturu siyasi oluyor ve hükümet layık cumhuriyete döner. Fakat ona mukabil manevi bir cihadı dini imanı tahkiki kılıncıyla olacak. Çünkü dindeki rüştü irşat ve hak ve hakikati gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip tebyin ve tebeyyün eden bir nur Kur'an'dan çıkacak diye haber verip bir lemayı icaz gösterir. Hem ta halidun kelimesine kadar Risale-i Nur'daki bütün müvazenelerin aslı, menbaı olarak aynen o müvazeneler gibi mükerreren nur ve zulümat ve iman ve karanlıkları karşılaştırmasıyla gizli bir emaredir ki o tarihte bulunan cihad-ı manevi mübarezesinde büyük bir kahraman Nur namında Risale-i Nur'dur ki, dinde bulunan yüzer tılsımları keşfeden onun manevi elmas kılıncı, maddi kılınçlara ihtiyaç bırakmıyor. Evet, hadsiz şükürler olsun ki, 20 senedir Risale-i Nur bu ihbar-ı gaybı ve lemay-i icazı bil fiil göstermiştir. Ve bu sırrı azim içindir ki, Risale-i Nur şakirtleri dünya siyasetine ve cereyanlarına ve maddi mücadelelerine karışmıyorlar ve ehemmiyet vermiyorlar ve tenezzül etmiyorlar. Ve hakiki şakirtleri en dehşetli bir hasmına ve hakaretli tecavüzüne karşı ona der. Ey bedbaht! Ben seni idam ebediden kurtarmaya ve fani hayvaniyetin en süfliği ve elim derecesinden bir baki insaniyet saadetine çıkarmaya çalışıyorum. Sen benim ölümme ve idamma çalışıyorsun. Senin bu dünyada lezzetin pek az, pek kısa ve ahirette ceza ve belaların pek çok ve pek uzundur. Ve benim ölümüm bir terhistir. Haydi defol, seninle uğraşmam, ne yaparsan yap der. O zalim düşmanına hiddet değil, belki acıyor. Şefkat ediyor, keşke kurtulsaydı diyerek ıslahına çalışır. Saniyen, ve yu'min billahi fekad istemsek, bil orvetil Bu iki kutsi cümleler, kuvvetli münasebeti maneviye ile beraber, makamı cifri ve evcedi hesabıyla birincisi Risaletün Nur'un ismine, ikincisi onun tahakkukuna ve tekemmülüne ve parlak fütuhatına manen ve cifren tam tamına tetabukları bir emaredir ki Risaletün Nur bu asırda bu tarihte bir urvetül uskadır. Yani çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir hablullah'tır. Ona elini atan, yapışan necat bulur diye manay remziyle haber verir. Salisen, Allahu veliyyüllezîne âmenû cümlesi, hem mana hem cifir ile risalet Nur'a bir remzi var. Şöyle ki, Haşiye, bu nüktenin baki kısmı şimdilik yazdırılmadığının sebebi, bir derece dünyaya siyasete temasıdır. Biz de bakmaktan memnunuz. Evet, innel insâne leyadgâ, bu tavuta bakar ve baktırır. Said Nursi